Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Ben Özgür Demir. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Max Payne 2, The Fall of Max Payne, Max'in düşüşü. Max Payne en efsane oyun serilerinden bir tanesidir. Bunu diğer oyunlarımda da söylemiştim. Önceki videolarımda da söylemiştim. Max Payne'i daha önce defalarca kez oynadım ve tekrardan oynuyorum ama bu kez hem Türkçe yamayla birlikte ve hem Türkçe dublajla birlikte oynuyoruz. Oyuna Türkçe dublaj yapmışlar. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir dublaj çalışması olmuş ve devam da ediyor bu çalışma. Aslında biraz nostalji yaşamak istedim. Biraz da eski günler aklıma geldi. Max Payne'i o yüzden oynamak istedim. Max Payne şöyle bir oyun. Aradan yıllar geçmesine rağmen bir oyunu tekrar oynayabiliyorsanız bilin ki oyun Max Payne'dir. Max Payne beni aslında duygulandıran bir oyun. Şöyle duygulandırıyor. Oyunda gerçekten çok etkileyici bir aşk hikayesi var. Yani Max ile Mona arasında geçen bir aşk hikayesi. Birinci oyundan bildiğiniz gibi Max'in karısını ve çocuğunu öldürüyorlar. İşte ikinci oyunda da aslında birinci oyunda da Mona'yla bir bölümde karşılaşıyoruz. İkinci oyunda da Mona'ya aşık oluyor. Yani bir insan celladına aşık olur mu? Yani Mona aslında onu öldürmek istiyordu. Çok güzel bir senaryosu var oyunun. Şöyle söyleyeyim size, eğer hayatta aşık olduysanız ya da aşk acısı çektiyseniz Max Payne'i anlarsınız. Öyle söyleyeyim. Çünkü Max Payne burada Mona'ya aşık oluyor. Mona da ona aşık oluyor. Çok duygulandıran çok farklı sahneler var. Neyse, daha fazla duygulanmadan oyuna geçelim. Çünkü oyunun bende çok hatırası var. Yani şimdi bu oyunu bilen bilir zaten ne kadar efsane olduğunu, senaryosu, müzikleri, o zamanki grafikleri. Yani daha önceki videolarımda da söyledim, bu oyunu ben daha önceden de oynadım, bitirdim. YouTube kanalımda bulabilirsiniz videolarını. Yani bir baba serisi gibi benim için. Godfather filmi var ya, bir baba serisi gibi. Senaryosu da şey gibi, hani Bir Zamanlar Amerika gibi, böyle bir flashbackler var. Bir geçmişe dönüyor, bir şimdiki zamana geliyor. Çok farklı bir oyun. Oyun hakkında hani o kadar çok şey söylemek gerekiyor ki, ya ne kadar çok şey söyleseniz o kadar az şey söylemiş olursunuz. Hemen oyuna geçelim bir an önce. Ben şunu söyleyeyim, bu oyuna gerçekten çok büyük saygım var. Ben de saygı uyandıran bir oyun. Max Payne dediğim zaman gerçekten efsane bir başyapıttır benim için. Yeni oyun diyorum. Bu bölümleri ben daha önce oynamıştım. Şu en büyük test, zor olanı seçeceğim. Buradan başlayacağım. Türkçe dublajda şöyle söyleyeyim. Bir saniye, şöyle ana ekrana gireyim. Oyunun Türkçe yamasını, yani Türkçe çevirilerini oyunçeviri.com ekibi yaptı. Onlara teker teker hepsine teşekkür ediyorum. Yani oyunçeviri.com ailesine, ekibine, bütün çalışan personeline gerçekten büyük emek harcamışlar. O çizgi roman sahnelerindeki grafikleri falan, bunların hepsi emek. Seslendirmeyi de şöyle söyleyeyim. Proje yöneticisi Kerem Aygün beyefendi. Proje yöneticisi o. Seslendirenler de şu: Max Payne'i seslendiren Burak Kadıoğlu, Jim Bravura'yı seslendiren arkadaş İbrahim Emre Okur, Mona Saks'ı seslendiren hanımefendi Merve Sönmez, Valerina Winters'ını seslendiren Sanem Gamze Gülşen, polis memurunu seslendiren de Oğuz Bahadır Özgeçit, William Dürrem'i seslendiren Taha İnci, seslendirilen bölümler birinci bölümü seslendirmişler ve dublaj çalışması da devam edecek. Şöyle söyleyeyim, gerçekten başarılı bir çalışma olmuş. Emeklerine sağlık. Max Payne 2 Türkçe dublajlı olarak başlıyoruz arkadaşlar.
Şuradan başlayalım ve efsaneye başlıyoruz arkadaşlar. Malikane şimdi. God, I turned out to be such a damsel in distress. They were all dead. Hepsi de ölmüştü. Love kills. Sevgi öldürür. Did I love her? Onu sevmiş miydim? Choice. Bir seçim var mıydı? The past is a gaping Geçmiş hole. Sürekli büyüyen bir delik gibi. You try to run from Ondan it. Kaçmayı denersin the ama run, sen koştukça o daha da derinleşir. You. Daha çok hayat peşinden gidip ayağının altında kenarlar gittikçe esner. Your only chance Tek is to turn around and face it. Yüzleşmek. Olay yerindeyiz. Tekrarlıyorum, olay yerindeyiz. But it's like looking down into the grave of your love. Faksız. Bölgeyi arayın, ateş etmeyin. Or kissing the mouth ya da bir silahın ağzını öpmek. A bullet trembling in its dark nest. Uçurmak için hazır olan kafasını her titreyen bir kuş. Onay öpüyor burada. Hastane, gecenin başları. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown. Head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs. Get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. When I woke up Gece hastanede uyandığımda daha da kötü olamayacağını sanmıştım. I opened my eyes. Gözlerimi açtım ve her şey yavaşça gelmeye başladı. Max'in o ölmüştü. I was hurt. Canım yanmış. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. Olan aç bir çukur gibiydi. I had to run, get as far away from it as possible. Ondan uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşmalıydım. Tüm dünya parçalanmıştı. Halüsinasyon görüyordum. Kaçmam gerekiyordu. Size Max Bey'in tanıt olma izin. Hadi memur bey. Buradayız. Hey, sen bittin. Lütfen gel. Max. Max, en sevgili dostum. Bu senin de hey. Patron sensin. Max, 911. Max. Koş hey, koş. Şurası beni çok duygulandırır. Çünkü şundan dolayı. Yıl 2003, 2004, ya 2005, 2006 hani bütün yılları sayayım size. Yıl oldu 2019. Yani 15-16 sene geçti. Yani 16 senede değişmeyen ne var ki? 16 senede değişmeyen bir şey var mı? Var. Max Payne. Bu oyunu yıllar önce de oynadım. Ve yıllar sonra da oynuyorum. Halen daha tekrar oynuyorum ve o ilk heyecanı yaşatıyor size. Çok güzel, efsane bir oyun gerçekten. Şuradan hemen bir ağrı kesicilerimizi alalım. Tab tuşuna basalım. Şöyle bir hastanenin içerisini inceleyelim böyle bir. Benim her zaman oyun oynarken yaptığım bir şey. Etrafı incelerim böyle. Neler yapmışlar. Nasıl bir şey oluşturmuşlar. Bakın şu ayna detayına iyi bakın. Bak şu musluğa falan. Bazı oyunlarda yıl 2019 olmuş. Aynadaki yansımayı yapamıyorlar. Bak bunların hepsi teker teker incelik. Bunlar bize çok farklı geliyordur. Yani şöyle düşünün. Yıl 2003 yılındasınız ve bu oyunu oynuyorsunuz. Max Payne'in şu paltosunun hareketi, şu ağır çekim. Ondan sonra şöyle bir etrafa şöyle bir bakalım. Max Payne'in yüzünü incelediğim zaman daha şöyle bir şeyden iyi bir noktadan, biraz aydınlık bir noktadan alayım. Şöyle bir bakalım Max Payne'in yüzüne. Ya adamda öyle bir karizma var ki yani Al Pacino'yla Robert De Niro, Marlon Brando birleşmiş. Yani Max Payne'in yüzünü oluşturmuş. Türkiye'den de Yılmaz Güney diyeyim, Cüneyt Arkın, işte bütün böyle jön artistler birleşmiş Max Payne'in yüzünü oluşturmuş. Max Payne'in yüzünü zaten profesyonel bir oyuncu. Timothy Gibbs karakteri ona hayat veriyor. Gerçekten de Max Payne'e tam oturmuş bir yüz. Benim zaten en sevdiğim şey ikinci oyundaki Max Payne'in yüzü çok iyidir. Eğer benim imkanım olsaydı, ya öyle bir şey yapmış olsaydım. Hani Netflix'te ve birçok yerler var ya dizi ve bu tarz projeler yapan. Max Payne 2'nin aynı senaryo, müzikler aynı olacak ve başrolde de Timothy Gibbs olacak.
kesinlikle dizisi olması gerekirdi. Yani dizisini bu oyunun yapmaları lazımdı. Filmini birincinin yapmışlardı ama çok hoşuma gitmemişti benim. Şurada gördüğünüz gibi bütün ince detayları şöyle bir bakalım hepsine. Şimdi tamam, oyuna senaryoyu hemen hızlıca geçeceğim ama etrafı da incelemek gerekiyor arkadaşlar. Şu yağmur taneleri, yani bunlar basit şeyler değil. O zaman gerçekten etkileyici şey. Max, olaylara kolla. Kimse var mı? Max Payne, silahlarını bırak. New York polisi. Ne düşünüyordun ki? Çekil Max, bana cevap ver Max. Bak burada Mona'nın sesi geliyor. Şeyi güzel yapmışlar. Dublajı güzel yapmışlar. Valla bütün çalışanların, personelin, yani bütün emeği geçen herkesin eline koluna sağlık yani. Teker teker emek harcamışlar. Oraya geçecek, şey içeri girecektim. Bu kadar korktuğun ne? Benden ne istiyorsun? Mona. Aşkı onun. Max Payne'in aşkı, Mona. Halüsinasyon görmeye devam ediyor Max Payne. Yaralanmış. Kafamın içinde kör bir nokta vardı. Bak. Ona inkar etmek diyorum. Kafatasımı kazımak ve acıyı oradan söküp atmak istedim. Kafatasını kazımak ve acıyı oradan söküp atmak istedim diyor, değil mi? Şuradan geçeyim. Şöyle geçeyim. Burada telefona cevap vereceğim. Ondan önce şurada bir yerde bir ağrı kesici vardı. Burada mı? Bir yerde değil mi? Şurada bak. İyi dinleyin burayı. Acil servisten Doktor Magdalena, benim için tutuğun yatağı verebilir misin? Beklediğimiz dedektif ölmüş. Morga gönderiliyor. Beklediğimiz dedektif ölmüş. Morga gönderiliyor diyor. Yani biz ölmüşüz. Bu da sanırım bir hayalin parçası. Ve biz de bu hayalin içindeyiz. Şöyle bir etrafı inceleyeyim. Burada bir nokta vardı. Size göstermek istediğim bir nokta vardı. O sanırım yani. Ağrı kesiciler burada. 3 tane ağrı kesici aldım. Meşhur. Ben 3 kayıt hakkın kaldı diyor. Zor böyle şeyde oynuyorum ya. Tabi zorda oynadığım zaman birazcık daha şeyler daha zor. Payne'in icabına baktım. Artık öyle. Olduğun yerde kal. New York polisi. Buldum. Bence burada şöyle bir şey yapılabilirdi. Ses birazcık daha canlı çıkabilir. Çıkabilirdi yani. Olduğun yerde kal. New York polisi. Böyle bir daha bir canlı bir şey olabilirdi. Çünkü orada bir tepki veriyor. Yani oyunculukta da mesela böyle bir eğitim veriliyor. Etkili iletişim, ses tonu birazcık daha böyle yüksekten gelebilirdi ama olsun. Adam öldü. Çift paletta. Şu efsane bir şeydi ya. Şöyle var ya uçmak. Yani. O onlardan biri. Beni öldürmek için burada. Çekilmeyin. Winterson. Dedektif Winterson. İşte burada size göstermek istedim nokta. Burada baba diyor herhalde. Polis arabasıyla geliyor. Şuradaki Max Payne, bak şu çocuğu, şu karısı Max Payne'in. Max Payne 1'in hikayesini yapmışlar burada. Çocuk oyun kreş alanında. Şuradan devam ettiğimiz zaman bakın burada kocaman kötü bir yaratık. Canavar. Geliyor benim karımı ve çocuğumu öldürüyor. Max ağlıyor. Burada da şey var.
hikaye anlatıyor. Bak burada da bir şeyler daha vardı. Şöyle bir etrafında asansör açıldı. Pembe kuş akıl hastanesi. Tamam neyse buradan aşağı ineyim. Aşağı iniyoruz asansörden. Jim Brower açacak kapıyı. Hey! Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne oldu orada? Sen mi yaptın? Dışişleri ensemde. Sen mi yaptın? Onu sen öldürdün. Hayır, yapmadım. Of. Ama delik teşvik etti ya. Max Payne'e. Siktir. Tabi burada bir... Benim peşimdeydiler. Benim hatamdı. Geçmişinden kaçamazsın. Henüz bitirdiğin çembere yeniden başlarsın. Kaçmaya çalıştığın deliğe tekrar tekrar düşene kadar. Delikse sadece büyümeye devam eder. Delikse sadece büyümeye devam eder. Sözlere baksan. Evet. Winters'ını görüyoruz. Ondan kaçmaya çalıştım. Bir çıkış bulmayı denedim. Winterson ölmüştü. Bense bir katildim. Şu oyunun senaryosu malikane şimdi. A false start. Yanlış başlangıç. Hastane yata başlangıç değil. O dönüş olmayan noktanın geçildiği bir yerde. Ölümcül seçim zaten yapılmıştı. Ve her şeyin bitmesinden önce daha da kötü bir şey gibi. Geçmiş bir yapboz kırık bir aynaydı. Sen onu birleştirdikçe sadece kendini kesersin. Görüntün kaymaya devam eder ve sen de onunla birlikte değişirsin. Seni yok edebilir, seni delirtir, seni özgür bırakabilir. İçerideki silahlarını at ve ellerinin başının üzerine dışarı çık. Yaptığın bilmediğin seçimleri görürsün. İçten sonra hemen evine dönmek yerine kalıp bir arkadaşla çene çalmak gibi. Kırdamayın. Tüm binanın etrafını sarın. Çıkışları tutun. Onu öpmek neden ve sonucu soğuk yasasını düşündürüyordu. Alt yazıyı okumayı size bırakıyorum ama bazen böyle bir korktum. Ama tekrar baştan başladım. Kendi adımlarımla suçum olduğu yere doğru takip ettim. Tekrardan Mona'yı öpüyor. Ve bir sonraki bölüme geçiyoruz. New York City dün gece. Yaptıklarım için cezalandırılmak istedim ama Alfred Woburn'un verdiği sözüdür. Bunun pürürlüğe şiddet dolu geçmişinden bir kahraman olarak kurtulmuştum. Hem de hiç yaralanmadım. Ama teşekkür etmedim. Ben anlamadım. Yeri terk ettim. Şimdi yere geri döndüm. MIP'de işe geri döndüm diyor. Silah. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide. Uçağlı bir cinayet masası dedektif için değildi ama adresi biliyorum. Bu depo Glendale'e ait. Tabi dedektif olduğumuz için olayı çözmek istiyoruz. O oyuncuların ilişkisi vardı bir keresinde günümüzde ya. Birinci oyunda karşılaşmıştık ya. Burası da Türkçe dublajlı. Her saniyesi benim için ayrı bir güzel bir oyun. Max Payne 2. Destek gönderin. Sayısı belirsiz silahlı saldırganlar var. Muhtemel bir esir alma durumu. 10-4, backup is on its way. Ben giriyorum diyor Max Payne. Emaneti çekti ve İçeri giriyoruz. Hadi bakalım. Geçmişle hesaplaşmayınca gözlerimi yolda tutuyorum. Aynadaysa arkamdan beni öldürmeye geldiğini görüyorum. Küçük gizemleri kovaladım. Başkalarının suçlarını. Şuradan geçeyim.
Televizyon şeyi vardı burada, hatırlıyorum. Lütfen. Geber, geber. Bu da şimdi bir şey mi oldu? İlk Dark Justice diye bir şeydi herhalde bu. Bak şu var ya, normalde Max Payne'in ilk oyununda ismini düşündükleri şeymiş. Şurada bir şey vardı ya, ben hatırlıyorum. Neredeydi o? Buradan alacağım ben onu. Almam lazım. Bir saniye. Ha. Şurada bir yer vardı. Heh, tamam. Bak bir de bu silah var. Burada böyle gizli bir silah koymuşlar. Buradan onu da aldık. Buraya çıkamıyoruz herhalde. Değil mi? Tamam, otomatik silah aldık. Şimdi şuradan geçeceğiz. Burada evet. NYPD. NYPD. Whoa, sakin ol memur bey, sakin, sadece temizlik yapıyorum. Come on officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now. Az önce şüpheli bir şeyler duymadın mı? No, no. Oh wait. You mean the gun workshop upstairs. Kara silah atölyesini mi söylüyorsun? Take me there. Beni oraya götür. Kıvırda. Sure officer. If that's what you want. Beni oraya götür. Kıvırda diyor. Bu zaten ne var elimizde? 9 milimetre. We're the ones who have to clean up that mess, brains and guts and shit. Dedektif. Dedektif. You know what I mean. You get the credit. What do we get? Doğru. Bu arada güzel bir çay demledim. Çayımdan bir yudum alayım arkadaşlar. Siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İş nasıl gidiyor? Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Oh yeah. You know what? Ha, bir de şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Max Payne 2'yi ilk ne zaman oynadınız? Oyunla ilgili hatıralarınız, anılarınız varsa yorumlar bölümüne yazarsanız yani sevinirim. Hepsini de teker teker okuyacağım. Şimdi hikayeye geri dönelim. Oyuna birazcık daha odaklanalım. Eğer çok fazla şey yapıyorsam, yorum yapıyorsam bu oyuna olan şeyden, sevgimden dolayıdır. Sen bizi ne sandın? Var mı başka? Burada biri daha. Kendilerini temizlikçi olarak gösteriyorlardı. Bak orada ne diyor? Kendilerini temizlikçi olarak gösteriyorlar dedi. Onu geç. Şurada bir müzik var, inciden arka planda çalıyor. Şurada da bir şey vardı. Bak. Fiziğe bak, oyundaki fiziğe bak. Bak ağırlığa bak. Ağırlık onu. Ya muhteşem. Bu da önceki Ragnarok. Önceki mekanın şeyi. İsmi. Oyun kaydedildi. 3 kayıt hakkım kaldı. Bu zor oyun oynadığım için zorda. O yüzden bana öyle bir şey diyor. I'm not a violent man by nature. Hey! Burada sinematikleri. Yok, buradan bir yerde giriyordu, böyle bir harç çekimi alıyordu, çok güzel. Tamam, silahları da topladık. Arka plandaki çalan müzik muhteşem. Zaten çok hoşuma gidiyor Max Payne'in müzikleri. Şurada bir nokta var. Burada
de şöyle bir durum var. Bak adam daha zor oluyor. Azıcık kafadan vurdum ya. Biz daha fazla hasar alıyoruz, onu fark ettim. Buraya kadar o da bir silah deposuna benziyordu. Ama her şey temizlenmişti. O da silah deposuna benziyordu ama her şey temizlenmişti diyor. Tamam, buradan devam edelim. Zaten şuradan gideceğiz. Vodka şeyde de vardı. Mekanıydı. Blender Lemon. Dele sekreterde dinlenmiş bir mesaj vardı. Tamam. Dele sekretere. Annie Finn'e ulaştınız. Şu anda burada değilim çünkü beni öldürebilecek çirkin şeyler yüzden bittikten sonra mesajınızı bırakın diyor. Yeni bir yeni mesajınız var. Tatlı Annie, ben Vlad. Bu kibarlığının bir silahtan daha da beter hayal edebilen birisi. Üzgünüm söz vermeme rağmen. Bu Vlinder Lem'in sesi. Islık çal, orada olurum diyor. You have no new messages. İçeri giriyoruz şimdi. Şurada pompalı tüfek mi var? Böyle bir şey vardı. Neyse biraz hızlanalım şuradan. Ya umarım şikayet etmiyorsunuzdur. Oyunu ağır oynuyorum, çok yorum yapıyorum diye ama oyunun tadını çıkara çıkara oynamak istiyorum. Çünkü bu oyunun bende çok hatırası var. Şu büyük kasayı açalım. Buraya da iyi para saklanır. Bayağı bir şey. Büyük. Şimdi direkt dalacağım içeri. Enough chit chat. Finish her. Bitirişini mi diyor? The mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Burada at yazı vardı normalde. Honey, you work for no one. What do you want? We can New York polisi atın silahlarınızı. New York polisi atın silahlarınızı. Güzel. Finish her. Oh god no. Ne dedi? Hayatımdaki tüm kötü şeyler gibi bir kadının ölümüyle başladı. Onu kurtaramadım. Bak adamı buradan, kadını da öldürdü. Türkçe dublajda sesi duydunuz arkadaşlar. Ne yazık ki kadını öldürdüler. What the? Burada şaşırdım. Neyse burada biraz hızlandım. Dönüşe bayılıyorum ya. Şimdi buradan Mona'yı göreceğiz herhalde. Come on, come on. Hadi hadi. Finally. Sonunda. Hey! Mona sucks. Aşık olduğumuz kadın. Mona. Max, we gotta stop meeting like this. Mona. Böyle karşılaşmayı bırakmalıyız mı diyordu. Öyle bir şey diyordum ona. Böyle karşılaşmaya bir son vermeliyiz diyordu herhalde. Hiçbir şeyin sana ulaşamayacağını sanıyorsan sadece kendini kandırıyorsundur. En iyisinde bile geçici olarak ölüsündür. Parlayan bir yıldırım hiç uyarmadan seni tekrar diriltir. Var ya böyle bir... Destek birimim geldi ama temizlikçiler tüyüyorlardı. Her şeyi bırakıp kaçıyorlardı. Destek birimim geldi ama temizlikçiler kaçıyorlardı. Öyle diyor değil mi? Bak şimdi Max Payne şova bak.
Bizim adımız Dedektif Max Payne. Ona göre. Niye öyle oldu? Bir sonraki bölüme geçiyor. Şurayı da yıkayım mı? Patlama efektleri. Oho! Temizlik şirketindeki adamları görüyor musunuz? Bütün hepsini temizlik şeye doldurmuşlar. Adamlar öldürüyorlarmış. Demek ki burada böyle paket yapıyorlarmış. Morg torbası. Şuna bak. Tövbe tövbe ya. Max. Dedektif Winters. Baksana böyle sinirlik taraftır. You all right? İyi misin? Dedektif Winters. Bir şeyim yok, kahretsin. Hey, we're working together on this. You got sloppy pain. Dikkatsizdin. Payne her şeyi batırdın. Onun ölmesi kabul edilemez bir şey. Daha iyisini yapabilirdin. Her zamanki işimi yapmışım gibi davrandın. Ama o asansör kapılarını açtıp onayı ortaya çıkardığı an her şey değişti. Annie Finn, ruhsatlı bir silah üreticisi ve satıcısı. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified. Finn'in işçileri olarak görünüyorlar. 2. Mafya. As Finn's employees. 2. The mafia. And 3. Ve 3. Temizlik şirketi giysileri giyen soytarılar. Kaufman isminde birisinden bahsediyorlardı. The clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. Bak burada çok güzel bir şey söylüyor Jim Brower'a. Bu senindir Payne. Hiçbir mantığı yok çünkü. It makes no sense. For you, Winterson, homicide, Sebastian Gate. It's gonna be all over the news. The senator. Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Brower knew it too. Senatör mü? Bu alanlar için en uygun kişi Winterson'du. Güvenebilecek birisiydi. Bravura da bunu biliyordu. We got lucky. Şanslıymışız. Bir görgü tanığımız var. Ya işte burası var ya çok etkileyici. Tehlikeleri fısıldayarak omzumun üstünden baktı. She hovered over my shoulder, whispering warnings. Dinlemek istemedim. Mona Winterson'ın davasındaki baş şüpheliydi. Didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. Onlara onu gördüğümü söylemedim. Oyalamak istedim. Neden oyalamak istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bana diyeceksiniz ki şunu söyleyeyim net bir şekilde. En baştan oyuna başladım şu ana kadar. Türkçeyi Türkçe'ye çeviriyorsun diyebilirsiniz. Ama bu hikayeyi yaşamak, anlamak, hissetmek gerekiyor. Çünkü Max Payne bir film gibi. Senaryosunda çok ince detaylar var. Onları teker teker okumanız gerekiyor anlayabilmeniz için. Ve şunu da söyleyeyim. Bu oyunu bitirdikten sonra eğer yüreğinizde bir tarafınız böyle bir yüreğinizde bir acı hissediyorsanız bu oyunu iyi anlamışsınız demektir. Eğer o acıyı hissetmiyorsanız bir kez daha oynamanızı tavsiye ederim. I didn't tell him I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Belki de herkes ölürken o yaşadığı için hayatta kalmanın suçluluğunu alıp götürmüştü. Detective Winterson'ın telefonu. Detective Winterson's phone. Give me that. Ver onu. Erkek arkadaş. Computer search on the squeaky. Squaring temizlik şirketi ve Kaufman isimleriyle olan bilgisayar araması hiçbir sonuç vermedi. Cleaning company and Kaufman had come up empty. Ya bir sonraki bölüm. I needed to talk to Vlad, get his version.
be the bearer of bad. Şu arka planda çalan müzik var ya, efsane. Willett'le konuşmam lazımdı. Bir de onu dinlemem gerekiyordu. Annie Finn hakkındaki kötü haberleri ona duyurarak tabii ki. Bad news on Annie Finn. Vlad had bought the... Çayımdan bir yudum alayım bu arada. Hikayeyi okuyacağım. Zaten hem bir yandan siz de okuyorsunuz. Oyunu ne güzel Türkçe yapmışlar. Oyun çeviri.com ekibiyle. Dublajı da çok güzel. Çayımdan da bir yudum aldım. Şimdi Willett eski gece kulübü Ragnarok'u satın almıştı. Orayı Vodka adındaki yeni tarzı olan bir restorana çeviriyor. Ragnarok Nightclub. He was renovating it into a trendy restaurant. Vodka. Mona's appearance. Mona'nın ortaya çıkışı bir kargaşayı tetikledi. Şizofreniyi mutluluk hissettiren ama geçmiş kötülüklerin hepsine mutluluk hissettim ama geçmiş kötülüklerin hepsine ait korkular da onunla beraber geldi. Arka planda çalan müzik benim çok hoşuma gidiyor. Muhteşem bir müzik. Past evils have come along for the ride. Evet, mekana geldik. Vlad. Max, 911. Bad guys with big guns. They've got me pinned down at the entrance hall. Could you some help? Could use it now. Vlad'a ulaşmak için başka bir yol bulmalıydım. Destek için zaman yoktu. Benim dosyamın kendine ait bir hayatı var. Arka kapıdan içeri girmeliydim. Memories of my previous. Orada Wilderlam diyor ki, Max diyor 911'i ara diyor. Bana destek gönder diyor. Yardım et diyor. Bir oyunda önceki oynadığımda hatırladığım kadarıyla ta uzun bir zaman oluyor. 2015 yılında oynayıp tekrardan bitirmiştim. 2015 yılında atmıştım YouTube'a. Orada hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Orada çünkü altyazı yoktu. Büyük adamlar, büyük silahlar falan diyordu. Bana yardım et diyordu. O da zaten Max Payne'de Türkçe dublajda diyor. Buraya yaptığım en son ziyaretin anıları gölgelerde saklanıyor. Buraya daha önce gelmiştik ya Max Payne 1'de. Is it here lurked in the shadows? A musty smell. Yeni boyanın altındaki kül kokusu gibi. Bayanlar ve baylar, Max Payne'i tanıtmama izin verin. Gentlemen, allow me to present Max Payne, New York'un gelmiş geçmiş en büyük mafya avcısı. Sevgili konuklar, ölmeye hazırlanın. Max, oraya gelip seni karşılamayı çok isterdim. Ama şu anda bir masanın altında saklanıp kurşunlardan kaçmakla meşgulüm. Tabi başı belada. Burada iyi bir çatışma olmuş. Ruslar gelmiş. Ortalığı darma duman etmiş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada şurada şu noktada bitiriyorum kaydı. Bir sonraki bölümde Max Payne 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Max Payne 2'yi Türkçe dublajlı olarak oynadık. Bazı yerlerde de dublajı ben yaptım. İşte bazı yerlerde açıklama yaptım. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Ya Max Payne oynaması keyifli. Yani aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar oynuyorsunuz, bıkmıyorsunuz. Öyle bir oyun. Gerçekten çok etkileyici bir oyun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Özgür Demir. Saygılarımla.